Sevgili tulumcu Yaşar'ın bugün güzel nameleriyle programı başlamış bulunuyoruz. Öyle canımız istedi. Daha da güzel olur dedik. İlk defa çünkü programda tuluma yer verdim. Sevgili Yaşar sağ olsun kırmadı geldi. Yaşar'cığım hoş geldin. Seni şöyle alayım bir yerine. Evet gene güzel pazar günü. Huzurlarınızda olmaktan mutluyum, gururluyum efendim. Şükür olsun kavuşlarına diyorum. Gene güzel konuklarla, gene güzel program olacağından eminim Allah'ın izniyle. Hiç lafı uzatmadan ilk sanatçı konuğumu, gerçi tulumcu Yaşar'dan sonra huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Evet, benim şarkım hazırlanıyor da ben değişikliğe çok özür diliyorum Erdem senden. Hazır olduğum zaman bana işaret ver. Evet, sevgili konuğumu huzurlarınıza davet edeceğim. CD'si hazırlansın. Çok değerli konuklarım var bugün. Güzel sohbetlerimiz olacak. Evet, güzel alkışlarınızla İslam Yıldız diyorum efendim. Aşkımız dillere destan oldu olacak. Sevdalığın ateşi güzelim, hem seni hem beni kavuracak. Çemberin kenarı oyalı, saçları tane tane sırali. Ben onu çok sevmişim sevmişim, o da bana sevdali sevdali. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yarasın, seni bir gün görmesen arasın. Biliyorum sen de beni güzelim, başkalarınla paylaşamazsın. Vuruldum sana delicesine, sevmişim seni ölürcesine. Giyinir kuşanırsın güzelim, benzersin pamuk prensesine. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Sevdam tamamdır, başka bir şey duyarsan yalandır. Bu hayat geçmez sensiz güzelim, gözlerin yüreğimi çalandır. Yeter bana varlığın varlığın, güzelliğin sağlığın sağlığın. Kuralım yuvamızı güzelim, sonu yok inan bu bekarlığın. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yaşına yanmışım aşkının ateşine. Gördüğüm günden beri güzelim, vuruldum o tatlı gülüşüne. Vuruldum o selvi boylarına, ömrümü
yazadım yollarına. Allah'ım alsın benim canımı, gül yüzlü yarımın kollarına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum, gözlerine kaşına kaşına. Olayım alın yazın güzelim, yazılayım başına başına. Yar vuruldum vuruldum vuruldum. Yar vuruldum ama ölmedim. Teşekkür ederim. Sağ ol işte amca, boş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk Ferhat abici. Otur rahatına bak kardeş. Sen de yoruldun herhalde. Vallahi bulamıyoruz. Alper bile 20 dakika dolaşmış Beykoz, Tokat Beyler. Ben ilk defa gidiyorum zaten. Öyle mi? Yeni yere ilk defa gidiyorum. Ne güzel. Ben vesile olmuşum demek ki. Bundan sonra sıkıntı yaşamaz. Gidip gelirken. Evet, geçen hafta dediğim gibi bazı üzücü haberlerle karşınıza gelmiştik. İşte Kamil abi, sevgili Mustafa abi rahmetli oldular. Allah rahmetlerini bol etsin. Bu hafta da en azından benim için sevindirici bir şey oldu. Benim sevgili yeğenim Beyza Sağlam Yıldız Bayanlar'da kickbox Türkiye şampiyonu oldu. Ona sevindim. Evet, bu arada Beyza kızımı kutluyorum ve selamlar gönderiyorum. Bizim Serra'mız da dersleri çok başarılı. O da o yönde ilerliyor güzel bir şekilde. Bu stüdyo konuklarıma da hoş geldiniz diyeyim bu arada. Telefonları da kapatırsak iyi olur. Orada bir güzel kızım var benim. Kurban olurum. Ne güzel oynuyorsun sen. Tamam, biraz sonra burada oynayacak mısın? Tamam, biraz sonra burada beraber oynayacağız. Hemen diğer bir konuğumu huzurlarınızı, alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Yepyeni bir albümüyle bugün burada. Ahmet Olgun diyorum efendim. Canımın yarısını, canımın yarısını. Yemişül gözlerine bakmaya doyamadım. Yemişül gözlerine bakmaya doyamadım. Düşündüm eskileri de, aşkımı sana yazdım. Aşkımı sana yazdım, aşkımı sana. Yemişül gözlerine bakmaya doyamadım. Yemişül gözlerine bakmaya doyamadım. Düşündüm eskileri de, aşkımı sana yazdım. Aşkımı sana yazdım, aşkımı sana. Düşündüm eskileri de, aşkımı sana yazdım. Aşkımı sana yazdım, aşkımı sana. Yemyeşil gözlerine bakmaya doyamadım. Yemyeşil gözlerine bakmaya doyamadım. Düşündüm eskileri de, aşkımı sana yazdım. Aşkımı sana yazdım, aşkımı sana. Aylar geçti aradan bir türlü göremedim.
Düşündüm eskileri de aşkımı sana yazdım, aşkımı sana yazdım, aşkımı sana. Yemyeşil gözlerine bakmaya doyamadım, yemyeşil gözlerine bakmaya doyamadım. Düşündüm eskileri de aşkımı sana yazdım, aşkımı sana yazdım, aşkımı sana. Ahmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz tamam, samimi oturacağız ama evet. Olsun. İslam idare edelim bugün. Merhabalar. Bu arada tanışıyor musunuz siz? Bak bu Yaşar, bu Ahmet, bu da İslam. Şimdi millet seyrederken zannediyorlar ki biz aynı evde yaşıyoruz. Hani televizyonda aslında çoğumuz tanışmıyoruz bile. Evet hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmetciğim yeni albüm dedik. Ne zaman çıktı albümün? Evet albüm ne zaman çıktı? Bir 10 gün oldu çıkalı. Tanmaz Müzik'te çıktı. İnşallah izleyenlerimizin, bizlerin beğenen tüm dostlarımızla 2 yıllardan sonra yine bir albüm yaptık. Küstüm Kader'e adlı albüm. Hayırlı uğurlu olsun. Müzik marketlerde şu an yerini almış bulunuyor. Tamam. Evet. Ondan sonra da alsınlar, evde yerini alsın diyorsunuz. Evet, yani evet. Dinlesinler. Evet. Sevgili Yaşar sen yoktun epeydir. Neler yaptın? Mikrofonun var mı? Şey oradan konuş. Yaşar'ın mikrofonunu açarsanız. Kayboldun epeydir. Seneden beri Rize'deyim. İstanbul'a geçen sene bir cevabı bir ay kapadım, döndüm. Kaçtı yok işte, ne adamım. Bu sefer buradasın tabii. Şu anda buradayım. Piyasadan biraz uzaklardım ama şu anda buradayım artık. Tamam, bugünden itibaren piyasadasın. Piyasadan. Düğünler artık kıyamet kopacak Yaşar. Bırakmıyoruz değil mi Yaşar bundan sonra? Piyasadan bırakmıyoruz artık. Yaşar iyi bir üstattır yani. Cumartesi günü zaten Salihan'da düğündeyim. Ne güzel. Allah nasip ederse. Olsun. Ayın 9'una da şeyde. Çamlıca'dayım. Tamam. Allah nasip ederse tabii. İnşallah, inşallah. Koştum, çalışacağım. Zaten çalışıyoruz. Sevgili İslam, sen neler yaptın bu aralar? Ferhat abi, benim de 2. albümüm. Klip çekimlerindeydik biz. 15 gün önce köydeydik. Köyümüzde çekim yaptık. Kendi köyünde mi? 2 tane klip çektik orada. Ne güzel ya. Yakında televizyonda olacak. Bu arada programın hayırlı olsun. Sağ ol, İlk defa geliyorum ben. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin çok sevdiğimi biliyorsun. Daha önce söylemiştim sana. Söylemeye gerek yok zaten. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Allah razı olsun. Hepimizin ne bileyim, Allah hepimizi muvaffak etsin diyorum. Amin, cümlemiz. Sonuçta bir kültür hizmeti yapıyoruz. Güzel şeyler de yapıyoruz, ona tamam. İnanıyorum. Ömrümüz vefa ettikçe, var oldukça yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bu güzel eserlerimizi yani komple bir armağan edeyim ben de. Şimdi Samsun'dan Ebru Hanım'a ben selamlar gönderiyorum. Güzel eserlerden bir tanesini kabul etsin. Tabii onlara daha çok güzel eserlerimiz de olacak. Göndereceğiz. Benim yine akrabam Zonguldak'ta Bahar Bıyıklı Taşdınar. Bahar'cığım seni ve ailene selamlar gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum. Yine Ankara'da Meryem Hanım benim bugün dinlemek için ortalığı katmış kalmış galiba. Büyük bir ihtimalle seyrediyorum. Meryem Hanım'a da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Benim eserimi hazırlarsanız bir şey yapalım. O Bendeniz'de Bir Gemi vardı ya. 1. şarkı. Bu arada sevgili Naz aramızda. Klipte bana eşlik eden. Hatta girmeden ben sevgili Naz'ı sizlere tanıştırayım. Sağ olsun Cevdet. Bütün klip boyunca kızın ayaklarını çekti. Gel gel yanıma gel. Oradan çek o zaman. Görebiliyor muyuz? Her gün klipte görünüyorsun değil mi? Allah'ım yarabbim. Neyse bir ara Naz'ı çekin orada. Ama çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol, kırmadın. Hadi gelsin o zaman şarkımız. Ellerinde zaman geçer mi acak? Bizi perişan etti kaybana kalan sıcak. Ben denizde bir gemi, dağ
dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni, ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Dört yanımı hasret yaktı bağrımı, gurbet bana öğretti dumanlı dağlarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni, ben denizde bir gemi. Sağ ol. Ben denizde bir gemi dedik, dalgalar vurur beni, sağ olun. Evet, bu güzel eserin, albümün yapımında en büyük pay sahibi olan, en büyük emek sahibi olan ve klip çekiminde ve yayınlanmasında sevgili Osman Çavdaroğlu kardeşime ve ailesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın canım kardeşim. Yaşar'cığım, senden hareketli bir şeyler dinleyip, acaba şeyde mi dinlesek, reklam dönüşümü yapsak, şimdi mi yapsak? Şeye, İslam, sahne çalışma veyahut konserin var mı? Şu anda sahne aldığımız bir mekan yok. Hı. Mekanımız yok, ekstralara gidiyoruz sahne. Yılbaşında ne yapacaksın? Yılbaşında 2-3 programımız var. Paşa Konağı'nda olacağız, Şampiyon Park Kafe'de olacağız, en sonunda İzmit Fuar'da olacağız. Ahmet, senin programın? Ben yılbaşı akşamı Bakırköy'de, Karadeniz Kafe'de olacağım. Yılbaşını orada geçireceğiz. Tamam, ben de limanda bizleri olacağım. Bizleri seven Bakırköy'de tüm dostlarımızı orada bekliyoruz yani yılbaşı İnşallah. Akşamı. Yani enteresan bir şey var. Ben doğdum doğalı hiç yılbaşı kutladığımı bilmiyorum. Zaten sevmem öyle şeyleri. Hep çalışmayalım yani. Hep sahnelerde. Soruyor yılbaşı akşamı ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gene Leyla'nın ömrünü elin geçiyor. Lak lakla geçiyor. Evet. Yaşar'cığım, sen hazırlığını yap o zaman da. Böyle hareketli bir şekilde ama. Bir yakın onları başlarında. O olur tabii. Tabii. Nasıl istersek öyle. Biz burada eğlendiğimiz zaman insanlar da ekran başında eğleniyorlar. Güzel. Kaç tane üfleme de şişiyor Yaşar? Vallahi saymadım. 15 tane gider herhalde. Şimdi şey, köpeğe sormuşlar ki günde kaç tane taş yersin? Bilmem ki demiş, telisine bağlı yani. Bu da öyle. Buyur Yaşar'cığım, alın mikrofonun yanına git. Evet, Yaşar'ı bir alkışlar mıyız? Thank you.
Bravo. Çok sağ ol. Yaşar'cığım gel. Vallahi azık ama iyiyiz değil mi bugün? Biraz sonra horonlar yapacağız. Oynayacak mıyız? Oturmaya mı geldik diyor. Şey Ferhat'ın tavernası burası. Evet bu arada gene benim akrabalarım var. Fettaoğlu ailesi. Bütün Fettaoğullarına selamlarımı gönderiyorum. Ve beni bugüne kadar biliyorsunuz bir lokanta açtım. Yalnız bırakmadı. Bir gün daha bırakmadı. Hacı abim be. Mehmet Fettaoğlu'na çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum canım abim. Nerede evet. Açtın abi lokanta? Şirin Devler'de. Hayır, konuşuruz. Gideriz değil mi? Bir hep beraber gidelim. Ve benim derken komşularım var orada. Tertiplere selamlarımı gönderiyorum hemen yan komşum. Bu arada Yılmaz Genç ve Baki Genç selamlarım olsun. Bilmiyorum aynı yerde mi izliyorsun ayrı ayrı neyse. Evet İslam'cığım. Bol müzik diyelim öyle dinleyelim evet, oynayalım. Evet sıradaki eser Çekiyorum Kahrını klibinde çektik bunun. Yayınlamaya başladı mı? Yayınlamaya başlanmadı. Bu köyde çektiğin şey mi? Köyde çektiğim Hey Gidi Eski Günler. Ha. Önce o sonra Çekiyorum Kahrını. Hadi bakalım dinliyorum. Bu şarkımızda sevgili Sami Kadir ve Yıldıray Çep Beyefendi'ye gelsin. Onlara armağanımız olsun. Gelsin hocam. Yaprakları açar mı? Kuruyan ağaçların yaprakları açar mı? Çekiyorum kahrını, hiç gördün mü halımı? Arayıp sormayısın, ben öldüm mü kaldım mı? Çekiyorum kahrını, hiç gördün mü halımı? Arayıp sormayısın, ben öldüm mi, kaldım mi? Perişan ettin gittin, yıktın hayallerimi. Perişan ettin gittin, yıktın hayallerimi. Bu acı dayanılmaz, yaktın yüreklerimi. Bu acı dayanılmaz, yaktın yüreklerimi. Çekiyorum kahrını, hiç gördün mü halımı? Arayıp sormayısın, ben öldüm mü, kaldım mı? Çekiyorum kahrını, hiç gördün mü kalımı? Arayıp sormayısın, ben öldüm mü, kaldım mı? Gene aldı dertmedi, oturdum da ağladım. Gene aldı dertmedi, oturdum da ağladım. Melek yüzlü şeytansın, bunu çok geç anladım. Melek yüzlü şeytansın, bunu çok geç anladım. Çekiyorum kahrını, hiç gördün mü halımı? Arayıp sormayısın,
ben öldüm mi kaldım mı? Çekiyorum kahrumi, hiç gördün mü kahrumi? Arayıp sormayısın, ben öldüm mi kaldım mı? Yalvarıp yakarasın, acılarla kalasın. Yalvarıp yakarasın, acılarla kalasın. Aldım benim ahumi, benden beter olasın. Aldım benim ahumi, benden beter olasın. Çekiyorum kahrumi, hiç gördün mü kahrumi? Arayıp sormayısın, ben öldüm mi kaldım mı? Çekiyorum kahrumi, hiç gördün mü kahrumi? Arayıp sormayısın, ben öldüm mi kaldım mı? Çok efendim güzel. Ferhat Sağlam'da Deniz Karası kısa bir reklam arasından sonra tüm hızına devam edecek efendim. Herkese merhaba. Bugün yine müthiş bir ürünle karşınızdayız. Yanımızda ürün danışmanımız Emrah Bey var. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hiç vakit kaybetmeden o zaman evet. Bu güzel cihazımızı tanıtalım. Sevgili izleyenler, cep telefonu büyüklüğünde, el büyüklüğünde bu muhteşem cihaz 4000 kanal hafızasına sahip ve aynı zamanda 41 adet uydu fonksiyonlu muhteşem bir cihaz. Özellikle de kış aylarında kar yağışlı havalarda veya yağmurlu havalarda diğer cihazlarda %60'ın altına sinyal seviyesi düştüğü takdirde sevgili Gül Hanım bütün yayınlar kesilir veya kırılmalar olur. Ama bizim cihazımızın bir özelliği var. %20'ye kadar sinyal seviyesi düşse dahi bakın %20'ye kadar düşse dahi kesinlikle yayınlarda kesilme, yayınlarda kırılma söz konusu olmuyor. Harika. Yani kışın kar yağdığında veya yağmur yağdığında evinizde oturduğunuzda ya da evde kaldığınızda mahsur kaldığınızda. Sinyal yok yazısını görmüyoruz kesinlikle değil mi? Bakın evde mahsur kalıyorsunuz. Bir de en büyük aktiviteniz, en büyük sosyal faaliyetiniz televizyon izlemek. Evet. E ne oluyor o da gittin mi maalesef evde oturuyorsunuz. Evet. Bakın kar yağdığında, yağmur yağdığında artık sinyal kesilmesi veya yayın gitmesi söz konusu olmayacak. Üstelik tamamen Türkçe menüye sahip. Alt yazılı ve sesli bir menü sistemi sayesinde de bu muhteşem cihazımızı her yaştan insanımız rahatlıkla kullanabilecek. Bir güzel özelliği daha var. 16'ya 9 4'e 3 ekran özelliği var. Bu nedir? 16'ya 9 4'e 3 ekran özelliği. Yani çift ekran özelliği var. Tüplü ekranlarda veya LCD ekranlarda hiç fark etmiyor. Aynı görüntü kalitesini, aynı güzellikle görüntüyü vermekle. Yani herkesin evinde LCD ekran yok. Herkesin evinde LCD ekran yoksa tüplü ekranlar var, eski televizyonlar var. Yani benim evimde eski televizyon var kardeşim, benim televizyonuma uymaz diye düşünmeyin. Bütün televizyonlarla uyumludur, 2 yıl garantilidir ve
bütün illerimizde bakın 81 ilimizde 81'inde yaygın sel sağı vardır. Yani kul yapısıdır bir sıkıntı olduğunda bizler vermiş olduğumuz sözün arkasındayız ve 81 ilin 81'inde de yaygın sel sağı var. %100 yerli üretimidir, Türk malıdır, bunu da belirtiyoruz ve o merakla beklenen kampanyayı başlatalım istiyorsanız. Başlatalım. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Kampanyamız çünkü çok Çünkü soruyorlar kısa, ya kardeşim kısa bir süre olacak. Tabii ki. Şimdi ekranları başındakiler bizleri izliyorlar. Ya bu kadar güzel bir cihazı anlattınız. Bunun fiyatı ne kadar? Acaba çok mu? Falan diye düşünenler var. Evet. Sevgili izleyenler, piyasa değeri 145 lira olan şu anda Gül Hanım'ın elinde gördüğünüz bu muhteşem cihaz şu dakika itibariyle 5 dakikalık süre içinde altta görmüş olduğunuz numaraları aradığınız takdirde, çağrı bıraktığınız takdirde 145 değil, sadece 59 lira. Yanlış duymuyorsunuz. Üstelik kargosu, KDV'si, bütün masrafları fiyata dahildir. Yani ekstra bir kuruş dahi fazladan ödemiyorsunuz ve yer kaplamayan, kablo kilidini ortadan kaldıran, HD yayın alma özelliği olan bir de otomatik manuel kanal arama desteği sayesinde, şebeke arama desteği sayesinde bir de uydu için bilinmeyeni bulma özelliği sayesinde yeni açılmış kanalları, yeni eklenmiş kanalları, frekansı değişmiş olan kanalları otomatik bir şekilde, ikinci bir insana ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde kolayca buluyorsunuz. Kurulumu da çok kolay çok basit. Değil mi Emrah kablo, Bey? Fazla bir kablo yok gördüğünüz gibi. Evet. Uydu anteninden gelen kabloyu bağlıyorsunuz. Evet. Bir de kumandanın görmesi gereken gözümüz var. Bakın bir sensör söz. Ben de kullanıyorum, evde kullanıyorum. Evet. Şu şekilde bunu görmesi gerekiyor. Evet, onu da takıyoruz. Kumanda. Adaptörü evet. taktıktan sonra kumandasına, piline kadar biz ulaşıyoruz. Bakın kumandasıyla evet. beraber, piliyle beraber her şey içinde bir paket halinde sizlere geliyor. Ekstra hiçbir masraf yapmıyorsunuz. Üstelik kurulumu çok basit. Evet. Bay bayan herkes kurulumunu gerçekleştirebilir. Ve Türkiye'mizin her yerine bakın. Yani ben uzaktayım, İstanbul dışındayım diye değil. Bütün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan dostlarımızın kapısına da gelecek. Kapıya kadar geliyor. Üstelik kapıda ödeme kolaylığı. Yani parayı gönderin, cihazı gönderin değil. Kapıya geliyor, teslimat gerçekleştiriliyor. Kurye arkadaşımıza ücreti takdim ediyorsunuz. Evet. Üstelik ekstra hiçbir ücret ödemediğiniz gibi 145 değil. 59 TL. Yani bunu mesela evde kullanıyoruz. Evet. Bir yere gittiğimiz zaman şöyle cebimize koyup. Şöyle açalım gösterelim. Götürebiliriz değil mi? Şu şekilde cebimize koyup. Bak gördünüz cebe girdi. Gördünüz gibi Böyle cebe gidiyoruz. Girdi. Kesinlikle. Bakın evinizde sürekli kullandığınız bu cihazımızı, aynı kanal listesini, sıralamasını, diyelim ki yazlığınız var veya köyde eviniz var. Aynen cebinize koyuyorsunuz, kablolarını alıyorsunuz ve oradaki uydu anteninizle beraber bağladıktan sonra bütün kanalları aynı şekilde izliyorsunuz. Bakın tekrardan koyuyoruz cebimize sığacak büyüklükte. Çok yer kaplamıyor. Cepte kayboluyor hatta. Yani artık koca koca öyle tepsi gibi büyüklükte receiver'lara son. Evet kampanyamıza zaman azalıyor. O yüzden elimizi çabuk tutalım diyorum Tabii ben. Ki. Bakın zaman su gibi akıp gidiyor. Alttaki numaraları arayın. Çağrı bırakın fark etmez. Yeter ki siz verdiğimiz zaman dilimi içinde arayın veya çağrı bırakın. Çünkü bu kampanya bir daha gelmeyebilir. Bakın piyasada araştırabilirsiniz. 145 liradan bir kuruş aşağı alamayacağınız bu cihazı bugün 59 TL'den alacaksınız. Bu hastalık zor bir hastalık. Haftanın 3 günü 4'er saat bir mahkum gibi en çok okula gitmiştir. Ne kilo aldım? Organlarımızı bağışlamak için ya da bu konuyu düşünmek için kendimizin ya da bir yakınımızın hasta olmasını lütfen beklemeyelim. İp atlayabiliyorum. Oyun oynayabiliyorum. Günah diyorlar. Aslında değil. Biz bağışladık. Siz ve çevrenizdekiler de bağışlayın. Bir yerlerde birilerine hayat olun, umut olun. Organlarınızı bağışlayın. Bir insanı, bir canı kurtarın. Görmezden gelir, yok sayarsınız. Sizin ya da sevdiklerinizin başına hiç gelmez sanırsınız. Organlarınızı bağışlayın, bağışladığınızı herkesle ve gururla paylaşın. Siz de bir umut olun. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, hemoroid biliyorsunuz tıp dilinde, halk arasında basur olarak geçer. Bakın, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta, potansiyel hemoroid hastasıdır.
Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. İkinci evrede bittikten sonra üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Bakın oturamıyorsunuz. Yürüyemiyorsunuz. Yürürken kanama riskiniz var. Geldik dördüncü evreye bakın. Değerli halkım, eğer döndü dördüncü evreye gelmişseniz mutlak ve mutlak artık cerrahlık bir durum oluşmuş. Biraz önce söyledim, ister ameliyat olursunuz, ister hemotiksi kullanırsınız. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor, oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol ve acı tüketecekse bizim ürünümüzü almasın. Zaten iyileşmez. Hemotiksi nasıl kullanacağız? O kadar basit ki. Günlük yaşantınızdan, çalışmanızdan, eğlencenizden, istirahatinizden kesinlikle ve kesinlikle hiçbir süre ayırmadan sadece bir dakikalık bir uygulamayla hastalıktan kurtuluyorsunuz. Sabah, akşam, akşam da yatarken ben şimdi nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Bakın, çay bardağı, dörtte bir diyelim buna, içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde iki kez yapıyoruz. Benim telefonum 24 saat açık. Böyle bir uygulamayı da ben başlattım. Hastalarım benimle konuştuğu zaman tatmin oluyorlar, ben ikna ediyorum ve ürünü kullanıyorlar. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, hemotiksi ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Diyelim ki bu sizsiniz. Bu internetiniz. Ya da bu, ya da bu veya bu. Bu da televizyonunuz. Benzemiyor mu? Peki bu, yoksa bu mu? Diyelim ki bu. Bu her ay internet için gelen fatura. Bu da televizyon için. Peki buna ayrı, buna ayrı ödeme yapmaya gerek var mı? Bizce yok. Şimdi bu ve bu ve bu ve bu ve bu ve bu bir arada internet fiyatına. D-Smart. Gayrı dayanamam.
şarkısından sonra Ferhat Sağlam'da Deniz Karası programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim ben bana yardımlarını esirgemeyen dostlarıma şöyle bir selamlar göndermek istiyorum. Çünkü ben fazla hani eğlence olsun diye ama galiba da biraz da imal ediyorum. Sevgili Turan Murat'a çok çok teşekkür ediyorum program katkıları için. Bu arada sabahın köründe kalktı sevgili Aşkın Günaydın bizi buralara kadar taşıdı. Hem de VIP ile geldik tabii. Ahmet Olgun Kuruldu arka tarafa. Vallahi sağ olsun. Menajerim her zaman yanımda. Allah razı olsun Aşkın'dan. Ben dedim Aşkın'la yan yana gideyim. Çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. Sağ olasın. Bu arada gene bizi izliyorlar. Sevgili Seyfettin Güler kardeşime sonsuz kere teşekkür ediyorum. Ve yanında kim varsa hepsine selamlarım olsun. Seyfettin sağ ol. Selamlar. Gene benim komşum var. Sevgili Ata. Sana da selamlarımı gönderiyorum. Yanında kim varsa onlara da selamlar gönderiyorum buradan. Ve Zonguldak Halk Eğitim Merkezi'nde şu anda bizleri izliyorlar. Bütün Zonguldak Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve sevgili Hanifi Yücel, seni çok öpüyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum sana da. Şimdi sevgili hanımlar, horon demin söz vermiştiniz, oynayacağız. Şimdi sevgili Ahmet Olgun'un şarkısı hazırlanıyor. Güzel eserle beraber kalkın, oynayalım, eğlenelim. Ekran başındaki insanları da horonu davet ediyoruz. Acaba hazır mıyız? Evet, Ahmet'ciğim gel. Hadi bakalım. Alkışlayın abi. Oynayacağız değil mi Ferhat'ım? Hadi bakalım. Ben nasıl bakacağım? Senin fidan boyuna da ben nasıl bakacağım? Seni benden ayıran gurbetin yakacağım. Seni benden ayıran gurbetin yakacağım. Yıkamış saçlarını taramış birer birer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Koyeller gider benim hoşuma. Sözden öre koyeller gider benim hoşuma. Yeni giriyor yeni henüz 15 yaşına. Yeni giriyor yeni henüz 15 yaşına. Yıkanmış saçlarını taramış birer birer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Şerbet baldan tatlıdır. Kalkımızı yanalım şerbet baldan tatlıdır. Gönderdiğin resimler ceplerimde saklıdır. Gönderdiğin resimler ceplerimde saklıdır. Yıkanmış saçlarını taramış birer birer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Bir türlü unutamam da rüyalarıma girer. Yanağına dökülür. Kısacık zülüfleri de yanağına dökülür. O kırmızı yanağı doyasın ya öpülür. O kırmızı yanağı doyasın ya öpülür. Yıkanmış saçlarını taramış birer birer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Bahçesinde gülleri de ötüyor bülbülleri. Bahçesinde gülleri de ötüyor bülbülleri. Aşkımızla şahittir Giresun sahilleri. Aşkımızla şahittir Giresun sahilleri. Yıkanmış saçlarını taranmış birer birer. Bir türlü unutamam rüyalarıma girer. Bir türlü unutamam da rüyalarıma girer. Güzelim
güzelim saracağım. O incecik belini de güzelim saracağım. Koydum seni kalbime şart olsun alacağım. Koydum seni kalbime şart olsun alacağım. Yıkamış saçlarını taramış birer birer. Bir türlü unutamam da rüyalarıma gire. Bir türlü unutamam rüyalarıma gire. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar Ahmetciğim. Şu CD'den bana albümden biraz bahseder misin? Vallahi albümden bahsedelim. Albümde 10 eser var. Aşkımı sana yazdım söz müzik bana ait. Evet. Rüyalarıma girer söz müzik yine Ahmet Olgun bana ait. Karadeniz diye bir solo parçamız var. Söz müzik Rami Solgun abimin. Abimden almış oldum. Demedim sevgili Cemal Bayram'a buradan selamlar olsun. Demedim mi diye bir güzel bir slow parça. Evet. Neler çektim var sevgili İlyas Bayram. Kavuşma az kaldı. Yine Giresun karşılaması söz müzik bana ait. Tamam. Küstüm kadere söz bana ait. Müzik sevgili Nazmi Yoldaş. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Güzel bir altyapıyla beraber bunu da yapmış oldum. Yine benim eski albümlerden, önceki albümlerden Özledim Memleketi ve Yeni Sevdalarına diye. Şöyle diyelim yani evet. Edinmek isteyen dostlar Tahmaz Müzik'te tabii, çıkmıştır. Tabii Tahmaz Müzik'te evet buradan evet. Sevgili Osman evet. Tahmaz'a da selamlar olsun. Onu oraya koy zaten CD'ye giderken evet. Nurcan Hanım'a vereceğiz evet. Ona söz verdik kafadan. Tabii. Benim çoktan da söz verdiğim bir şarkı vardı Ayşem Sıyırların diye onu canlı canlı okuyalım. Evet. Ondan sonra sevgili Yaşar'la da böyle coşalım. Türkü de söyleyecek Yaşar bu sefer. Thank you.
sağlık. Evet, Ayşem benim ikinci albümde vardı. Rahmetli Celal Kapılı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel eser ona aitti. Daha birçok eser tabii. Volkan Konağ'ın da bir sürü eserin imzası var. Allah rahmet etsin diyorum. Sevgili Yaşar, seni alalım oraya. Güzel tulum. Bu sefer türkülerini de söyle. Bir mesaj göndereyim. Al buradan. Buradan bizi ekran başında izleyen bütün dostlara sevgi saygılar olsun benden. Artık biz de piyasadayız. Yaşar piyasadadır, ona göre. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Seni çok sevdiğimi bilirsin o zaman. Sağ ol. Sen de beni sevdiğini bilirsin. Aynen. Bizlerim farklıdır. Artık burada Çaytaş ünlü mamurlarına sevgiler saygılar olsun. Reklam oldu ama ne oldu, selam oldu, kaçtı. Hadi bakalım Yaşar. Giderken de şişir oturdu mu? Bu arada Şirin Evler'den komşum Kasım abi, sana da selamlarım olsun, öpüyorum seni. Bu yandan şey yaparsan alır onu herhalde Yaşar. Onu türkü için kullanacaksın. Öbürü de tulumunu alır. Ben ayarlayacağım, sen şişir. Ha bu köyün kızları kim açalım satan ne kim açalım sana. Allah'ına hay. Dertliyim mekanın sormadın, nereliyim sormadın, nereliyim. Dertliyim mekanın sormadın, nereliyim sormadın, nereliyim. Et
kız ben da buradanım ne kız ben da buradanım ne kız ben da buradanım. Yollarına oluk olayım oluk oluk olayım oluk çirli lon yollarına oluk olayım oluk oluk olayım oluk. Anam kur bir şirliği avlunun ortasına avlunun ortası. Anam kur bir şirliği avlunun ortasına avlunun ortası. Günahlı babaun ahirun kapısına ahirun kapısı. Günahlı babaunun ahirun kapısına ahirun kapısı. Çıkar komşuları celavul, cakınalı celavul, cakınalı. Çıkar komşuları celavul, cakınalı celavul, cakınalı. Şoktur yaylaya durmaz gel günler aklıma gel oyunlar aklıma gel oyunlar aklıma gel oyunlar aklıma gel oyunlar. Herkes ordu sosyete köylere gitmeyinler köylere gitmeyin. Herkes ordu sosyete köylere gitmeyinler köylere gitmeyin. Arasına gül koydum, arasına gül koydum, arasına. Kaşlarım karasına gül koydum, arasına gül koydum, arasına. Kaçar kızlar melandır beçerler, yarasına beçerler, yarasına. Kaçar kızlar melandır beçerler, yarasına beçerler, yarasına. Ay buruyu oğlum ben gideyim, ben gideyim, ben gideyim. Ay buruyu oğlum ben gideyim, ben gideyim. Hadi var bavuruyu kopy var, yüreğim de kopy var yüreğim. Sakat var bavuruyu kopy var, yüreğim de kopy var yüreğim. Sağlık, gel otur. Tanıtım zamanı mı? Kısa bir tanıtımımız olacak. Ondan sonra bütün hızla devam edecek programımız efendim. Merhabalar.
Merhabalar değerli izleyenlerimiz. İşte son dönemlerin, çağımızın özellikle kış ayı girdiğinde gerçekten herkesin illet olduğu bir hastalık. Hemoroid, yani halk arasında bağırsak adı verilen hastalıkla ilgili ve onun bitkisel çözümüyle ilgili buradayız. Şimdi o kadar çok telefonlar alıyoruz ki, teşekkür telefonları, dua telefonları, gerçekten o kadar çok talep var ki Hemotix'e. Bu da aklımıza şunu getiriyor. Demek ki gerçekten ciddi anlamda hemoroid hastası çok çok fazla ülkemizde. İşte kışın su içmiyoruz, katı gıdalarla besleniyoruz, üşütüyoruz, acı ve benzeri birçok gıdadan maalesef yediğimiz için, bol bol tükettiğimiz için hemoroid hastalığına da yakalanmamız gerçekten çok basit. Kabızlıkla başlıyor biliyorsunuz hemoroid hastalığı. Bilmeyenler için hemen hatırlatalım. Hemoroid hastalığı bir kalın bağırsak sarkması hastalığı. Bu anlamda kabız olduğunuzdan itibaren potansiyel bir hemoroid hastası olabileceğinizi üzülerek söylemek istiyorum. Evet, hemoroid hastaları birinci ve ikinci evrede, yani yeni başladığında bu rahatsızlık, kolay kolay hasta olduklarını bilmiyorlar, anlamıyorlar. Çok normal bu da. Bu yüzden doktora gitmiyorlar, önlem almıyorlar derken bu rahatsızlık maalesef üçüncü ve dördüncü evrelere, yani son evreye, yani ameliyat olmaya kadar gidiyor. Şimdi korktunuz bugüne kadar, belki gitmediniz, ertelediniz, işte utandınız, sıkıldınız ki gerçekten hemoroid biliyorsunuz ciddi ölçüde önemli bir rahatsızlık ki hepimiz utanıyoruz, çekiniyoruz. İşte bunu herkese ifade edemiyoruz vesaire. Şimdi bugün diyoruz ki bilenler biliyor, Hemotix, yani bakın hiçbir şekilde bir ilaç değil, kapsül değil, yan etkisi olmayan zeytin yaprağı ve iki bitkisel bileşimden oluşan, görmüş olduğunuz gibi bir toz, hemen göstermek istiyorum sizlere de. Böyle bir tozla, evet gerçekten çok başarılı bir ürün, böyle bir tozla çok kısa sürede hemoroidinize bay bay demeniz mümkün değerli izleyenlerimiz. Sadece 89 TL'ye, kargo KDV dahil, her şey dahil 89 TL'ye Hemotix'e sahip olacaksınız. Böyle bir kutuda gelecek size ve 3 şişeden oluşacak. Şimdi 3 şişeyi kullandınız. Tabii ki 3 şişeyi kim kullanıyor? Birinci ve ikinci evrede olanlar. Yani bu nedir işte? Kabızsanız, şişkinlik, ağrı, kaşıntı vesaire durumlar varsa bu bir set, yani 3 şişe kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer 3. ve 4. evredeyseniz, yani anal bölgenizde artık meme oluşumu başlamışsa, bu ciddi anlamda oturmanıza, kalkmanıza, tuvalette 15-20 dakika kalmanıza sebep oluyor ise yine aynı şekilde 2 kutu öneriyoruz. 89 lira dedik, KDV, kargo, her şey dahil dedik. Bakın gerçekten çok başarılı bir ürün. O kadar güveniyoruz ki bu ürüne, diyoruz ki eğer iyileşmezseniz, kullandınız, acı, baharat, alkol, bunları tüketmediniz. Biliyorsunuz bunlar hemoroidin gerçekten ciddi düşmanı. Bunları tüketmediniz, kullanım koşullarına uydunuz. Eğer iyileşememişseniz, eğer ne yapacaksınız? Bize bir doktor raporuyla, bu kadar basit, doktor raporuyla iyileşemediğinizi rapor edeceksiniz. Biz de size diyeceğiz ki buyurun tekrar 89 liranızı diyeceğiz. Bu kadar basit. Yani ürün iade garantisi olan tek bitkisel ürün Hemotix'e lütfen tanışın. Alt bandlarda geçen numaralarımızdan bize bir çağrı atmanız yeterli. İlla ki sipariş vermeniz gerekmiyor. Arayın, konuşalım. Öncelikle hastalığınızı tespit edelim. Arkasından sipariş vermek isterseniz bu başarılı ürünü size gönderelim. Tekrar söylüyorum, ürün iade garantilidir diyorum. Sabah ve akşam kullanacaksınız. Bir çay bardağına, hemen hızlı hızlı anlatıyorum, çay bardağına bir kaşık, çay kaşığı dolduracaksınız. Onu içeceksiniz efendim. Bu kadar basit. Kokusu çok güzel. Tadı çok güzel. Gerçekten hiçbir şekilde sizi rahatsız etmeyecek. Hemotix'e bir şans verin. Gerçekten çok başarılı. O kadar başarılı, o kadar çok bize talep var ki bu konuda bizler burada olmaya devam ediyoruz. Eğer gerçekten demiş olduğumuz gibi başarılı bir ürün olmasaydı biz de burada bunun reklamını yapıyor, devam ediyor olmazdık. Bu yüzden bir şans verin efendim. Herkese acil şifalar diliyorum. Numaralardan aramanızı bekliyorum. Evet, saygıdeğer izleyenler, Ferah Sağlam'da Deniz Kanası tüm bizimle devam ediyor. Hiç ara vermeden hemen sevgili İslam, seni şöyle alalım, evet. Şarkını, türkünü söyle. Bu arada
Benim amcaoğlu İsmail Sağlam'a çok çok selamlar gönderiyorum. Burada beni unutuyorsun diyor. Marketin ismini söyleyemeyeceğim, kusura bakma. Selamlar. Ya bizim buyur. Oktay abi de vardı. Buradan selam gönderelim Oktay Altıntaş'a değil mi? Gönder tabii. Seni izliyordur şu an evde. Almanya'ya. Almanya'dan. Sıradaki eserimizde sevgili Lütfü Sadıkoğlu'na, Mahmut Akmayan'a armağanımız olsun. Yeliz Sefer'e. Evet, Yeliz'e. Gelimiz. Sana Allah da armağan olsun Yeliz. Bütün işlerimizi hallediyoruz. Gelsin hocam. Akşamdan yatamadım, sabah uyanamadım. Rüzgar attım kalbime, seni unutamadım. Akşamdan yatamadım, sabah uyanamadım. Rüzgar attım kalbime, seni unutamadım. Oynadı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, baban duysa ne yazar. Oynadı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, anan duysa ne yazar. Senin güzelliğine esir olmuşum nesir. İnelim derelere, misir biçelim misir. Senin güzelliğine esir olmuşum nesir. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, baban duysa ne yazar. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, anan duysa ne yazar. Senin gibi güzeli ben koynumda bakarım. Cilveli nazlı yarın ateşiyle yanarım. Senin gibi güzeli ben koynumda bakarım. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, baban duysa ne yazar. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, anan duysa ne yazar. Gelin olduğun gece güveyim ben olayım. Nazlı yar bellerinde altın kemer olayım. Gelin olduğun gece güveyim ben olayım. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, baban duysa ne yazar. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, anan duysa ne yazar. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, baban duysa ne yazar. Oy nazlı yar, nazlı yar, sana değmesin nazar. Kız seni sevdim mi, anan duysa ne yazar. Ay. Yani problem yok. Teşekkür diyorsun. Ediyorum. Bu şarkımız da sevgili Cemal Kadirkaya. Selam olsun ona da. Ona aittir. Tamam. Duysa ne yazar, duymasa teşekkür ne yazar. Abi. Sevgili Ahmet Olgun, bir karşılama yapacak mıyız bugün? Hemen yapalım bir karşılama. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. 10 numara. Bayanlar bir karşılama oynayın. Bu arada Zeytinburnu'da benim çok değerli dostlarım var. Oturmaya mı geldik diyorsun? Demek ki oturmaya gelmişsiniz ya. Yerim mi dar? Bu kızım da olmasa kimse oynamayacak hazır buralarda mıyız? Yani. Hadi bakalım gelsin. Oynayacağız değil mi karşılama? Tabii. Karşılama oynayacağız değil mi? Evet. Otur bir. Evet.
yollara gitti, aşka kavuşamadı. Olmadı dedikleri, bekle bakalım bekle, yeni sevdalarına gel bir de beni ekle. Olmadı dedikleri, bekle bakalım bekle, yeni sevdalarına gel bir de beni ekle. Ahmetciğim, sağ olasın. Vallahi horon, karşılama, tulum, davul zurna, kaval. O kadar vallahi değişik. Çok neşeli oldu. Vallahi, güzel oldu program. Herhalde olacak. Evet. Her şey iyi niyetli çünkü her şey güzel. Benim iki numaralı eseri ayarlarsanız. Şimdi ondan sonra sevgili İslam'ı güzel türkülerini bir tane alırız. En sonunda tulumla kapatırız. Seni sona bırakıyorum Yaşar. Veda öyle yaparız. Oyunu yazıp buraya. Hazır mıyız hocam? Hadi bakalım. Yana yürüm yana, köz karıştı duvara.
Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sevgili İslam, hiç ara vermeden, çünkü çok az vaktimiz kaldı. Evet. Dolu dolu diyorum bir evet. Program olsun. Senin bu okuyacak olduğun güzel eseri de ben geçen mesaj da gönderdi oraya. Ben onu göremedim orada. Geç çok da göremiyoruz farkındaysan, orada uzak kalıyor. Evet. Vakfı Gebrid Amcaoğlu, Ormancı Cemil Sağlam. Selamlar olsun. Öpüyorum seni. Senin de vardır herhalde söyleyecek şeyler. Size okuyacağım şarkı tüm annelerimize gitsin. Anne türküm. Anneme yazdım bu türküyü. Anneme de buradan selam olsun. Mustafa Kemal Yeni abime bugün beni yalnız bırakmadı. Ona armağan olsun. Tüm annelerimize, bizi izleyen herkese armağan olsun. Evet. Gelsin. Anam kaldı Yalavuz köyde bir tek başına, köyde bir tek başına. Anam kaldı Yalavuz köyde bir tek başına, köyde bir tek başına. Doğru bir gün görmedim, geldin 50 yaşına, geldin 50 yaşına. Annem, 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 annem.